Parametre ile devam ediyoruz. Parametre'de bugün konuşacağımız çok önemli konular var. Malum dün gece saatlerinden itibaren özellikle döviz piyasasında önemli bir hareketlenme vardı. Bu önemli hareketlenme neden sebep gerçekleşti? Amerika ile olan ilişkiler, İran'a Amerika'nın uygulamış olduğu yaptırım ve tüm dünya genelinde aslında dolardaki o hem ticari savaşları hem ambargolarla beraber yükselen bir dolar kuru. Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda da bir rahatlama gece saatlerinde yaşanmıştı. O rahatlanmayla birlikte döviz tarafında da aşağıya doğru ufak ufak gelişleri gördük. Amerika ile Türkiye görüşecekler. Amerika'ya bir heyet gidecek Türkiye'den. Amerika'nın yaptırım kararı sonrası önemli bir gelişme olarak gündemimize düştü. Bu durum diplomatik kaynaklara göre Amerika ile ön mutabakat sağlandı. Görüşmeler yüz yüze devam edecek. Diplomatik diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesi hususunda karşılıklı bir memnuniyet dile getirilmiş Amerika ile Türkiye arasında. Bu çerçevede ön mutabakata varılan belli konularla ilgili detaylı görüşmelerde bulunmak üzere ve süreci daha ileri taşımak için Ankara'dan bir heyetin bir iki gün içerisinde Washington'a gideceği gelen bilgilerin arasında. Bunlar kaynaklara dayandırılan haberler. Kaynaklara dayandırılan haberlerin piyasayla paylaşılmış olması dahi burada %1,5-2'ye yakın oranda bir rahatlama yarattı. Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklama yapmasını bekliyoruz. Dolayısıyla o açıklamayla birlikte de döviz tarafında bir parça daha rahatlamanın gelebileceğinin altını çizelim bir not olarak. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kongre. AK Parti gözler 18 Ağustos'ta yapılacak 6. Olağan Büyük Kongre'ye çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinesinin ardından kongre ile yeni A takımını belirleyecek. Önce 50 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, ardından 13 kişilik bir Merkez Yürütme Kurulu'nun belirlenmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre MKYK'nın yarısına yakınının değişmesi bekleniyor. Kongrede 5-6 maddelik tüzük değişikliğine de gidilecek gibi görünüyor. Yeni hükümet sistemine uyum kapsamında tüzükte yer alan hükümet kurma ve koalisyonla ilgili bölümler kaldırılacak. Yerine ittifak düzenlemesi gelecek. Yine tüzükte 550 olan milletvekili sayısı 600 olarak değiştirilecek. Binali Yıldırım'la başlayan genel başkan vekili uygulamasının yeni dönemde de devam etmesi bekleniyor. Ayrıntısını birazdan sorarız. CHP'de kurultay tartışması imza polemiğinde resmi süreç tamamlandı. Genel merkez muhaliflerin 569 imzada kaldığını açıkladı. Kurultay için yeter sayı yok deniliyor bu anlamda. Parti için muhalefet 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlamıştı. 2 Ağustos'ta 630 imzayı genel merkeze teslim ettiklerini açıklamışlardı. Genel merkez yaptığı incelemenin ardından kurultay isteyenlerin geçerli delege sayısının 569 olduğunu duyurdu. İmza verenler arasında 11 milletvekili de bulunuyor. 3 milletvekili dahil 31 delege ise imzasını geri çekti. İnce kanadı olağanüstü kurultay talebinin sayılarının gölgesinde kalmayacağı kadar güçlü ve haklı olduğunu savunuyor. CHP'de değişim sürecini hayata geçirmek için mücadele edeceğine ilişkinde vurguyu yineleyelim. İran'a yaptırım. Amerika'nın İran'a yönelik yeni yaptırımlarının ilk aşaması devreye girdi. Amerika'da bir yandan da İran'la tekrar görüşülebileceği mesajının verildiğini de hatırlatmakta fayda var elbette. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de kararla ilgili açıklama yaptı. Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmesi halinde bu ülkeyle müzakereye açık olduklarını söyledi. Ruhani, Trump İran'da karışıklık çıkartmayı amaçlıyor diyor. Göreceğiz önümüzdeki süreç nasıl gelişecek. Peki bütün bunların ayrıntıları Ankara'da nasıl yankı bulmuş, nasıl bir yansıma bulmuş? Bundan sonra Ankara hangi adımları nasıl atmayı planlıyor? Onu da kanalda Ankara temsilcisi Ercan Gürses'le konuşacağız. Hadi gidelim Ankara'ya. Evet, Ankara acaba ne konuşuyor? Ercan Gürses'le konuşacağız. Ercan, günaydın. Günaydın Mine. Ne konuşuyorsunuz Ankara'da bugün? Birinci sırasına ne oturur sence? Mine, ne konuşabiliriz? Yani işte görüyorsun, döviz kurlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki hareketliliğin tetiklediği unsurlar. Tabii her şey bir araya geldi denir ya, hani bazı şeyler, bazı kötü şeyler.
günlük hayatımızda da musibetler yaşanınca hepsi bir araya geldi denir. Türkiye'ninki öyle oldu açıkçası söylemek gerekirse. Uluslararası konjonktürde dolar güçleniyor tabii ki belli başlı dünyada yaşanan olaylar nedeniyle. İşin bunu bu tarafını bir kenara koymak lazım ama Türk lirasının diğer benzer para birimleri karşısında negatif ayrıştığını da görmek lazım. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gergin ilişkiler, gerginliğin ötesine de geçen ilişkiler ve bunun yanı sıra İran'la ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararı ve bunda da ciddi olduğunu açıklaması, bunun anlaşılması gerçekten işi farklı bir noktaya getirdi. Gece saatlerinde dolarda Türk lirası karşısında fazlasıyla inanılmaz bir güçlenme oldu. %5'in üzerinde bir diferans tabiri yerindeyse yaşandı. Akşam saatleriyle gece arasında. Tabii ki orada arka kapı diplomasisinin her zaman yapıldığını biliyorduk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasında sorunların çözümüyle ilgili. Ama biraz önce sen çok güzel bir ayrıntıdan bahsettin. O arka kapı diplomasisi tabiri içinde olduğu gibi yani o genelde bilinmez, yapılır ve sonuçları zaman zaman ortaya çıkar. Zaman zaman da kamuoyuna sonuç alındıktan sonra duyurulur. Ama bu defa o arka kapı diplomasisinin olduğu kaynaklar ve yetkililer tarafından duyuruldu ve Türkiye'den bir heyetin Amerika Birleşik Devletleri'ne gidebileceği belirtildi. Tabii çok farklı, komplike bir durum var. İran'la ilgili ambargo kararının Türkiye'ye vereceği ekstra bir zarar var. Çünkü İran'a uygulanacak ambargonun Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıklandığına göre çok kapsamlı olması planlanıyor. Demire, çelik, kömür gibi madenlere, aynı zamanda uçak sanayine, yine başka şekilde otomotiv sanayine dönük ambargoların doğrudan Türkiye'yi etkilemesi söz konusu. Bir başka konu da tabii en önemli konu, Türkiye'nin petrol ve doğalgaz alımı konusunda İran'a bir oranda bağımlılığının bulunması. Yani Türkiye'nin binlerce kilometre uzaktaki bir ülke olarak değerlendirilemeyeceği, bu konuda çok rahat karar alamayacağı, istisna taleplerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından reddedilmesi, piyasa bunu da gerçekten olumsuz algıladı normal olarak. Normal şartlarda tabii Brunson krizinden konuşmaya bile gerek yok, onu söylemeye bile gerek yok. Ama Ankara'da konuşulan senaryolardan birisi şu, Brunson'la ilgili olarak atılan adımın ardından çok kısa bir süre içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden bu tepki ve yaptırım kararları gelmeseydi, Brunson'ın serbest kalması söz konusu olabilirdi. İş buna doğru gidiyordu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin kararının ardından bu zorlaştı. Dolayısıyla bu çok ciddi bir sıkıntıya neden oldu. Ankara'da inanılan senaryolardan birisi de Brunson'un bir anlamda sembolik bir adım olduğu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile ilgili başka sıkıntılarının S-400'le, F-35'le ve Suriye'deki çıkar çatışmasıyla tabir yerindeyse ilgili sıkıntıların aslında ön planda olduğu, Brunson krizinin bahane edildiği. Her ne kadar sembolik anlamda evanjelikler açısından önemli bir isim de olsa, bunun ortaya konmasının bazı konular vardır biliyorsunuz. Yani onu aldığınız zaman mantıklı bir açıklaması yapılır ve kamuoyunun önüne konur ama o aslında ağırlık olarak o denli önemli değildir. Yani aşılabilecek bir krizdi Brunson krizi. Ancak Brunson krizinin bahane edildiğine, aslında çok daha derin, köklü sorunlar olduğuna inanılıyor. Ama Ankara'da hava şu, onu da söyleyelim. Daha yumuşak bir söylem kullanılıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü misilleme kararını açıkladığı o konuşması, Ankara'daki o konuşmasında dahi 2 gün beklediğini, bu konuda yeni bir haber gelmeyince de Türkiye'nin mecburen bir karşı yaptırım, karşıdaki iki bakanın muadiliyle ilgili yaptırım kararını almak zorunda kaldığını söylüyor. Dolayısıyla Ankara'da diller nispeten yumuşadı. Arka kapı diplomasisinden bir sonuç alınmaya çalışılıyor. Bir yandan da Manbij'le ilgili Amerika ile mutabakat devam ediyor. Bunun da bir umut olduğu kaydediliyor. Hepsinin dolara yansımalarının önümüzdeki günlerde neler olacağı merak ediliyor Mine. Ya şimdi aslında olayı sadece Türkiye-Amerika arasındaki gerilime bağlamamakta fayda var. Daha çeşitli yönleriyle değerlendirmek herhalde yatırım kararı verecek kişiler açısından ya da dövizle borçlanmış kişiler açısından çok daha açıklayıcı olacaktır diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Amerika'nın İran'a olan yaptırımları ve İran'la ticaret yapacak olan ya da yapan hali hazırda üçüncü ülkelere karşı olan yaptırımları. Bunu bir konuşmak lazım. Bu
bizim gibi İran'la ticaret yapan başka ülkeleri de zaten etkileyecek gibi görünüyor. Bu tavrın aslında Trump'ın uyguladığı şu son politikanın, İran konusundaki politikanın Obama tarafından terk edilmesiyle birlikte İran'ın hem dünya diplomasisine, bu kadar güçlü bir ülkenin, güçlü diplomasi geleneği olan bir ülkenin yeniden katılmış olması önemliydi. Hem de kaynakların dünya tarafından paylaşılması açısından önemli bir noktaydı. Orada umarım tren kaçmadan doğru karar verilir. Ancak diğer taraftan işte Çin'le mesela Amerika'nın germiş olduğu ortam, ticaret savaşları, bunun birazcık daha öncesinde Kuzey Kore ile gerilen düzeyler. Bunlar aslında dolar endeksi tarafında, dolar TL kuru tarafında birazdan yine konuşuruz. Orada da çok ciddi bir yükseliş var. Gözden kaçırılacak gibi değil ama dolar endeksi tarafında da yükselişler olduğunu söylemek lazım. G10 para birimleri karşısında da benzer şekilde bir yükseliş çünkü hakim. Bu kadar gerginlik Amerika'nın da işine yaramayacaktır günün sonunda diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Kesinlikle Mine, yani sonuçta karşınıza aldığınız birçok ülke var. İran'a yaptırım uyguladığınız zaman Avrupa Birliği ülkelerini de doğrudan karşınıza alıyorsunuz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunun çok uzun olmaması gerekir burada. Belli bir sonucu almak istiyordur muhakkak ama şunu söylemek lazım. İran'a gittiğiniz zaman, gördüğünüz zaman otomotiv sanayinin de Avrupa Birliği ülkelerinin elinde olduğunu anlarsınız. Yani onun dışında birçok sanayi ürününü Avrupa'dan geldiğini görüyorsunuz. Şayet dolarla ticareti yasakladığınız zaman, İran'a kısıtlama getirdiğiniz zaman, yani bunun Avrupa Birliği'ne, Çin'e, Hindistan'a, tabii ki Türkiye'ye, Rusya'ya doğrudan yansımaları var. Amerika Birleşik Devletleri açısından çok sürdürülebilir bir durum olmadığı aşikar ama tabii ki yeni politika trendi içerisinde Amerika'nın neler yapmak istediği, derin Amerika'nın neler yapmak istediği ile ilgili de farklı yorumlar var, muhtelif yorumlar var. Yani Trump farklı, Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında onu yöneten farklı bir gücün diğer taraftan farklı bir politika mı yürüttüğü. Yani bunda evanjelikler olarak öne sürülmüştü bazı konularda. Evanjeliklerin farklı farklı politikaları oldu ama bu kadar basit olduğunu zannetmiyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde farklı kanatlar var. Bu gerginlik çok sürdürülebilir bir gerginlik değil Amerika açısından da. Onu söylemek lazım. Bazı ülkeleri birçok konuda cezalandırma tırnak içinde ve caydırma amacı güdebilir. İran'a yönelik bazı adımlar atılması İran'ı sıkıştırma amacı olabilir. Ama bunu çok daha geniş perspektifte değerlendirirsek şunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Arap Baharı'nın sonrasında Orta Doğu coğrafyasında belli başlı adımlar attı. Mısır'daki yönetimin değişmesinin ardından Batı ülkelerinin tavrı ortadaydı. Onun dışında tabii ki yönetimler, Amerika Birleşik Devletleri tarafından hoş karşılanan ve karşılanmayan yönetimler vardı. Bunların başında da İran geliyordu. İran'la ilgili Obama yönetiminin attığı adımlar Trump tarafından geri çevrildi. Şu anda görünüyor ki İran'a dönük bir politika. Bu politikanın sadece İran'ın nükleer silah geliştirmesiyle ilgili olmadığını da görmek lazım. Suriye'deki nüfus kavgası da var. İran'ın geri adım atmadığı bazı yerler söz konusu. İran'ın Esad yönetimiyle ve Rusya ile ortak çalıştığı alanlar var. Türkiye ile ortak çalıştığı alanlar var. Dolayısıyla bu menfaat birlikteliklerine zarar veren durumlar söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile YPG konusunda bir gizli çatışması olduğu gibi İran'la da Rusya konusunda, Esad yönetimiyle ilişkiler konusunda, Şii milislerle oradaki hareket kabiliyeti konusunda da çatışmaları var. İşin bir boyutu da bu. Bunu da bir kenara koymak gerekiyor. Dolayısıyla hepsini ayrı ayrı değerlendirirken o kadar komplike bir sorunu çözmek zorundayız ki bunu da ortaya koymak lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri de çok komplike bir devlet. Sonuçta Türkiye ile bir yandan Brunson konusunda kriz yaşanıyor. Başka konularda Suriye konusunda, YPG konusunda krizler yaşanıyor. Ama bir yandan da Manbij konusunda bir işbirliği yürütülüyor. Savunma sanayi konusunda bazı konularda işbirlikleri yürütülüyor. Bunların hepsini, yumurtaları ayrı ayrı tarafa koymak lazım. Amerika Birleşik Devletleri kendisine de zarar veren bir sürece başlamış olabilir. Ama bu sürecin sonrasında bir yarar umuyor. Onu elde etmek istiyor. Bakalım bu konuda nasıl bir sonuç alacak Mine?
Bir taraftan da şimdi Amerika'da yapılacak seçimleri herhalde konuşmak gerekir. Amerika ile diğer ülkelerin ilişkilerini değerlendirirken şimdi Trump söz konusu olunca Trump'la ilgili peş peşe gelen skandalları da aslında hatırlıyoruz. İşte seçimlere şaibe katılmış olması, Rusya ile o anlamda bir takım alver ilişkisinin olması gibi sonuç itibariyle sonuca bağlanmamış olduğu için sadece bir dedikodu olarak belki geçmek mecburiyetine kalıyoruz ama öyle görünüyor ki yapılan anketlerde demokratlar kongrenin iki kanadını da alabilir. Şu durumda Trump tarafında sert bir fren gelebilir ve dünya böyle bir Trump belasından kurtulabilir gibi yapılan yorumlar ve hiç de azımsanmayacak yüzdelerle verilen anketler var. O seçimden de belki şöyle bir iki cümle geçmek gerekir diye düşündüm. Sen ne dersin? Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin 6 Kasım'da yanılmıyorsam temsilciler meclis seçimi var. Birçok şey de ona bağlanıyor. Hatta Brunson krizinin bile bir dönem ona bağlandığı yönünde Türkiye'de net yorumlar yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor. Tabii ki o süreç içerisinde Trump kaybeder mi, kazanır mı, seçimler konusunda net adımlar attığı biliniyor ama şu bir gerçek, Amerika Birleşik Devletleri komplike bir devlet. Yani Trump'ın kazanması ya da kaybetmesi belli politikalarda köklü değişikliğe yol açmayacak. Hatta bazı konularda Trump ve Amerikan tırnak içinde derin devletinin farklı düşündüğü ve davrandığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günkü açıklamasında Trump oyuna getirildi diyor. Yani Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bizim de aldığımız bazı bilgilere göre Brunson konusunda örtülü bir mutabakat ve anlaşma sağlanmıştı ve bu anlaşmanın sonrasında bu anlaşma süreci işlerken Amerika'daki bazı mahfillerin yapmış olduğu değerlendirmeler onu bir anlamda boşa çıkardı. Bu da şu anlama geliyor. Türkiye ve Erdoğan ve Trump'ın bazı konularda mutabık kalabildikleri ve YPG konusunda da bunların zaman zaman değerlendirildiği ancak Amerika'nın farklı kanatlarının Senato'da, Pentagon'da hatta Beyaz Saray içerisinde Dışişleri Bakanlığı'nda Trump'tan bağımsız davrandığı belirtilmişti. Dolayısıyla Amerika'da seçim çok önemli. Trump bu seçimi kazanabilir, kaybedebilir apayrı bir konu. Ama Trump'ın kazanması ve kaybetmesinden daha komplike durumlar, Türkiye ile daha önemli durumlar söz konusu. Yani Trump'ın kaybetmesine ya da kazanmasına bağlı olarak Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri bir anda bahar havasına dönmeyecek, bir anda her şey normale dönmeyecek. Yani bunu özellikle vurgulamak lazım. Ama şu var ki deniyor ki işte evanjelikler, Brunson bir evanjelik, onun Türkiye'de tutuklu olması, bu konuda Amerika'nın yaptırım kararı alması, Amerika'da %20'leri bulan evanjelik nüfusuna dönük bir adım olarak yorumlanabilir. Evet, ama ben sembolik olduğunu düşünüyorum. Ankara'daki siyasi çevrelerde bunun tam olarak böyle olmadığını, bunun doğru yönü olmakla birlikte Amerika'nın tamamen evanjeliklerin kaygılarına dönük adımlarla, motivasyonla hareket etmediğini düşünüyorlar. Yani olayın içerisinde başka konular var. Arka kapı mutabakatıyla bazı konuların belki temsilciler meclisi seçiminden önce Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında halledilebileceğini ve o seçimlerden önce de sorunların bir kısmının çözülebileceğini düşünüyor. Ankara'daki siyasi çevreler hala bu konuda umutlu Mine, onu söyleyeyim. Şöyle bir karşılıklı iyi niyet göstermesi olabilir mi? Bir fikir olarak sana sorayım. Dünden beri aklıma bu geliyor benim. Şimdi İran'la komşuyuz ve İran'dan önemli derecede enerji ithalatçısıyız. Dolayısıyla işte Rusya'dan alma, İran'dan alma, onu yapma, bunu yapma. Hani dönüp Venezuela'dan alacak durumda da değiliz yani. Sonuç itibariyle işte Amerika ile olan ilişkilerin gerilmesinin ardından karşılıklı olarak restleşmeler bilmem ne. Bunlar mesela Türkiye'nin enerji yatırımlarını üzerinde etkisi olmayacak dendi her iki taraftan da. Dolayısıyla hani önemli çıkarlar ortak noktada buluştuğunda görüyoruz ki bazı şeyler görmezden gelinebiliyor. Brunson'un zaten ev hapsine cezasının çevrilmesiyle birlikte bir yumuşama. Sen de yayının başında söyledin belki birkaç gün içerisinde ya da daha kısa bir zaman içerisinde bırakılmasına ilişkin bir takım adımlar atılabilirdi gibi. Amerika'nın Brunson'ı almak zaten bu arada eğer hukuk karşısında aklanacaksa ya da salıverilmesi gibi bir durum söz konusu olacaksa Brunson'ın verilmesi karşılığında İran yaptırımlarından Türkiye'nin daha önce de hatırlıyorum öyle bir şeyler tam tarih veremeyeceğim şu anda kontrol etmek gerekir ama İran yaptırımlarından muaf olduğu
muaf ülkeler sınırlaması içerisine girdiği zamanlar vardı. Benzer bir karşılıklı iyi niyet gösterisi yapılabilir mi sence? Bunlar olabilir mi yine? Her an böyle bir arka kapı diplomasisinden böyle bir adım atılabilir ama bu Brunson'a karşılık İran yaptırımları mı olur yoksa başka bir şey mi olur? Yani S-400'lerle ilgili gizli bir adım mı atılabilir? F-35'lerin önü açılabilir mi ki o konuda Türkiye'nin başından sonuna haklı olduğu bir proje var ve o projenin sonunda Senato'dan önüne konulan henüz kesinleşmemiş bir engel de söz konusu. Brunson ve İran yaptırımları yönündeki bir adım. Belki ileri aşamada konuşulabilir. Ama bizim aldığımız bilgilere göre bu konuda zaten üstü örtülü bir anlaşma yapılmıştı ve o anlaşma işlemekteydi. Ama diplomatik kaynaklar şunu diyorlar. Yani şimdi Erdoğan ve o Trump görüşüyor zaman zaman. Aşağı düzeylerde de görüşüyorlar. Dışişleri Bakanları Pompeo ve Çavuşoğlu görüşüyor ve bürokratlara kadar iniyor bu görüşme ağı. Ancak bu görüşmeler öncesinde aşağıda şayet bir mutabakat sağlanacaksa Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bu anlaşmanın altyapısı oluşturuluyor. Deniyor ki bir anlaşma oluşturuldu, yapıldı, Brunson konusunda da bir karara varıldı ama aşağıdan üste çıkarken mekanizmalar arasında, diplomatik kaynaklar arasında belki yanlış anlaşılmalar oluştu. Yani bu şu anlama geliyor. Bundan 15-20 gün öncesine kadar Brunson'la ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin üst düzey yetkilileri aşağıda yapılan diplomatik temaslarının sonucunda Brunson'un serbest kalacağına ikna olmuşlardı. Ama Türkiye'deki diplomatik kaynaklar net olarak bu mesajı vermediklerini, diplomatik dille belki bunun aşama aşama gerçekleşebileceğini, ancak ön aşamada ev hapsinin olduğunu belirtiyorlar ve bunun sonrasında da ve Amerikan tarafındaki hayal kırıklığının bir yanlış anlaşılma, o mekanizmalar arasında Trump'a giden mesajda bir bozulma yani şeklinde yorumluyorlar. Dolayısıyla bir iletişimsizlik söz konusu, onu bir tarafa koyalım. Ama bundan sonrası için o iletişimsizliğin olmaması için gayret sarf ediliyor. Türkiye'den gidecek heyet son derece de önemli. FETÖ ile ilgili olarak somut bir adım bugünden yarına beklenmiyor ama Brunson konusunda bir adım atılması için karşı taraftan da Türkiye'nin İran'la ilgili muafiyeti belki ki Türkiye açısından son derece de önemli ve hayati bir konu bu. Özellikle yaklaşan kış öncesinde Türkiye'nin doğalgazının önemli miktarını karşıladığı İran'la ilgili alınabilecek bir muafiyet kararı Türkiye açısından çok önemli. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri her şeye açık şu anda yine. Onu söylemek lazım. İktidarda iki müttefik ülkeden bahsediyoruz. Her ne kadar işler gerilmiş olsa da aklı selim finalde galip gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi geçelim. Çok az zamanımız kaldı. Birkaç dakika içerisinde toparlayalım istiyorum. Genç arkadaşlarımıza da yardımcı olmak istiyorum. Şimdi ben onlara derdim ki aslında arkadaşlar pilot olun, hem güzel para var hem de hani dünya çapında geçerli olan bir meslek. Ama dün böyle çıkışta görüşelim lafını duyunca çok da emin olamadım. Bilmiyorum, ne dersin sen? Ya evet, çok enteresan bir olay. Gerçekten dün haberlerde de takip ettik ve o haberin ardından da şöyle bir düşünce geçti içimden. Ya ancak Türkiye'de olabilecek bir şey, tabii esprisiyle konuşuyoruz. Olay şu, iki pilotun telsizde tartışması. Dinleyelim mi o telsiz konuşmasını Ercan? Olabilir, olabilir. Verebiliyor muyuz arkadaşlar? Türk Hava Yolları'nın durma gibi bir niyeti yok mu? Yok efendim, aslında durması gerekiyordu. Anlaşıldı, uçuş emniyetsizliği yaratıyor. Tekrar ikaz ederseniz sevinirim. Terk edişini geçtiğim için hızlı taksi yaparak yol vermeye çalıştım. Ben de biliyorum, farkındayım. Teşekkür ederim. Herhangi bir şekilde geçmediniz, farkında da değilsiniz. Lütfen bundan sonra daha dikkatli olun. Efendim, geçip geçmediğiniz ben karar veririm. Siz karar veremezsiniz. Bu hafta sizin kaptanın bir problemi varsa çıkışta bekliyorum. Gelsin, görüşelim kendisiyle. Görüşelim canım, görüşelim. Bekliyorum, çıkışa gel. Valla bekliyorum, çıkışta gel. Çok açık bir, lisede falan en son şu cümleyi duymuştum, öyle hatırlıyorum. Evet evet, gerçekten yine bu şey aslında sokakta çok, caddelerde gün içerisinde çok rastladığımız tartışmalar, trafikte işte insanların birbirlerine yol vermeleri konusunda yaşanan tartışmalar. Normal şartlarda işte
yürürken karşımızda gelen birisine çarptığımız zaman özür dileriz vesaire. İnsanlar yürürken biraz daha nazik oluyorlar ama trafiğe geçtikleri zaman trafikte direksiyon başında böyle agresif oluyorlardı ama pilotların böyle uçakla ilgili yol verme kavgasına ilk defa şahit oluyoruz. Bilmiyorum, belki de medyaya yansıdığı için ilk defa şahit oluyoruz ama ben kesinlikle Türkiye'ye daha fazla özel bir durum olduğunu düşünüyorum. Çıkışta görüşmek, işte birbirlerine yol vermemek, işte daha böyle nasıl anlatalım, enteresan bir dil kullanmak. Dolayısıyla biraz gülümsetti bizi ama işte pilotların, tabii ki diğer pilotların hepsini tenzih etmek gerekiyor. İnsanların böyle zamanları olabilir, böyle sinirli zamanları olabilir ama birbirlerine böyle üstü örtülü bir şekilde, biraz da gülümseten bir şekilde, tehdit demeyelim de biraz böyle kozlarını paylaşmaya davet etmişler. Sonrası nasıl oldu bilmiyoruz tabii ama pilotların yol verme kavgası olarak literatüre geçti. Onu söyleyelim. Yani vallahi iyi ki aşağıda olmuş, taksi yaparken havada da kapışabilirlerdi ki herhalde o biraz daha tehlikeli bir süreci getirdi. Arkadaşım, uçak kullanıyorsunuz, araba değil ki yani bir yan şeritten makaslayıp geçesiniz. Şimdi son bir cümle olarak da şunu alıp bu bölümü kapatmam gerekiyor. İletişim Fakültesi mezunu olarak genç arkadaşlarımız ve üniversite tercihlerinde ne önerirsin? Yani üniversite tercihleri gerçekten onların Allah yardımcısı olsun o kadar zor bir durum ki, yani bizim zamanımızda üniversite tercihlerini farklı şekilde yapıyorduk. Önce tercih yapılıyordu, sonra sınava giriyorduk ve sınavdan sonra da tırnak içinde kaderimize razı oluyorduk. Tabii farklı durumlar söz konusu. Biraz da üniversite tercihleri zar atmak gibi tabiri yerindeyse. O sürecin sonu nereye gidecek? İnsanların birinci değil birkaç sonraki tercihlerine dahi razı olma durumları var. Ben İletişim Fakültesi mezunuyum. Ve birinci olarak istediğim alan açıkçası iletişim değildi. Onu söylemek gerekiyor. Tabii o zaman 1990 yılında üniversite sınavına girmiştik. Biz hukuk fakültesi, uluslararası ilişkiler yazdım. Çok istemediğim bir alan değildi açıkçası. Gazeteci olmak da o zaman çok popüler bir şeydi. Bugün birçok insan için olduğu gibi. Dolayısıyla o süreç içerisinde çok da itirazım olmamıştı. Beşinci tercih olarak iletişim fakültesi okumuştum Ankara'da. Ama tabii bugünkü gençlerin tercihleri konusunda kendilerini sadece şunun için koşullandırmamaları gerekir diye düşünüyorum. Gelinen bu nokta itibariyle ben o zaman farklı değerlendirmeler yapmıştım. Acaba buradan mezun olduktan sonra iş bulabilir miyiz? Ne kadar kazanabiliriz? Nasıl çalışabiliriz? Uzun vadeli olur mu? Uzun vadede biz rahat edebilir miyiz? Bunu düşünüyorduk ama mutlu oldukları işi yapabileceklerini düşünsünler. Gerçekten mutluluk çok önemli. Ondan sonrası geliyor. Ben bunu şundan anladım. Geçtiğimiz günlerde o bizim 25 yıl önce mezun olan ekibin toplantısında gördüm ki gazetecilik yapan sayısı son derecede az. Gazetecilik bölümünden mezun olanlar arasında yani %5 oranında, belki %10'a yakın bir orandır. Onun dışında %90 farklı mesleklerle uğraşıyordu ve hepsinin memnun olduğunu mesleklerinden, durumlarının da iyi olduğunu gördüm, gözlemledim. Dolayısıyla insanların mutluluğu çok daha önemlidir. Para kazanmak sonradan gelir ve bunda da bir sorun çıkmaz diye düşünüyorum. Önemli olan insanın işini sevmesi. Dolayısıyla tercihlerini yaparken öğrenciler bunu gözetsinler. Peki. Geleceklerini düşünmeden önce mutlu olacaklarını düşünsünler diye düşünüyorum yine. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ercan, çıkışta görüşelim. Tamam. Peki, hadi geçiyoruz iç piyasalara. Peki, iç piyasaları konuşacağız. İç piyasada doğal olarak gündemimizde dövizdeki artış söz konusu. Biz ekonomi konuşmayı dilerdik ama diplomasi alanında aslında değerlendirmesi gereken bir konu haline gelmiş gibi görünüyor. Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi biraz teşekkür ediyorum. İran'la ilgili yaptırımlarla ilgili olduğunu düşünüyorum bu dövizdeki yükselişin. Çok doğru düşünüyorsun. Artı tabii ki Türkiye-Amerika ilişkileri, Brunson gerilimler, ticaret savaşları, Çin'le gelinen noktalar vesaire.
falan. Dolayısıyla Amerika'nın dünyanın jandarmalığına soyunması, o soyunmayla birlikte Trump'ın dengesiz yürütmüş olduğu dış politika, o dış politikaların karşılığını dengeli olmadığı için veremeyen diğer ülkeler gibi böyle bir silsile var bana göre. Birazcık oradan konuşalım istiyorum. Bir klasik olarak Instagram hesabım üzerinden soru alıyorum. O sorulara yazılı yanıt vermem mümkün görünmüyor çok fazla çünkü. Ama hepsini Hakan Bey'e soracağım. Buyurunuz. Şimdi şöyle özetleyebiliriz. Yani gerçekten mesela bu son doların atağına da baktığımız zaman hani bir ekonomi biraz susmuş, jeopolitik konuşmaya başlamış gibi bir görüntü var. Bunu somut olarak da izleyebiliyoruz. İşte şimdi bir ön mutabakat yapıldığı Amerika ile haberi geldi. Umarım detaylarını da kısa süre içerisinde elde ederiz. Ama 5.33'lere kadar akşam saatlerinde, gece saatlerinde çıkmış olan dolar bu haberin gelmesiyle beraber işte şimdi şu sıralar zannediyorum 5.22 falan civarı. 5.18. 5.18. %2.77 yani iyice aşağıya doğru gelmiş. Yani burada aynen dediğiniz gibi İran meselesinin yarattığı bir gerginlik var. Brunson davası da aslında bunun bir parçası gibi. Ben de benzer şekilde değerlendiriyorum. Amerika şimdi İran'a zaten başlattı. Bir yaptırım hamlesine girdi. Bu yaptırım hamlesi 5 Kasım'da daha da ikinci bir aşamaya da geçecek. Daha da şey. İki kanadını birden kaybetmesi olasılığını görür müsünüz? Valla bir olasılık var ama bir yandan da kamuoyu yoklamalarına bakınca desteğinin arttığını görüyoruz. Mesela bu Çin'e uyguladığı yaptırımlar desteğini arttırdı. Aynı şekilde burada da yani ben bunun kamuoyuyla bu kadar net bir şekilde paylaşmasının Amerika'nın ya yani bu Brunson davası için söylüyorum. Burada da bir aslında iç politikaya dönük, o 6 Kasım'daki seçimlere dönük ciddi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Türk ekonomisini çökertmeyi amaçlayıp amaçlamadığına ilişkin bir soru gelmiş. Zorluyor. Bizi bir kanala doğru sokmaya çalışıyor. Yapmaya çalıştığı şey de yani böyle bir çökertme abartılı, yapmaya çalıştığı hamlenin İran'a karşı yaptırımlarda Türkiye'nin İran'ın yanında yer almaması, destek vermemesi noktasındadır. Yani onun ötesinde bir çökertme harekatı yapmaya çalıştığını, böyle bir düşmanlık anlamında, bir savaş açma anlamında bir harekat içinde olduğunu düşünmüyorum. Soru yok, temenni var. Allah yardımcısı olsun borçlu olanın demiş. Finansal okuryazarlık anlamında aslında bu işin çok üzerinde durmuştuk. Döviz borçlusuysanız mutlaka bir hedge mekanizması çalıştırın. Çok duruldu. De, ya o ciddi bir finansal okuryazarlık gerektiriyor. Dolayısıyla evet. Hani döviz geliriniz varsa döviz olabilir belki ama döviz geliriniz yoksa dövize borçlanmayın derim ben. Ne olursa döviz düşer. Şimdi mesela burada bir takım anlaşmaların ortaya çıktığı, bir belli bir yola doğru girdiği anlaşılırsa, o gerginlikler azalırsa dövizin geriye doğru geldiğini görürüz biz. Çünkü şu anda baktığımız zaman tamam bizde de sıkıntılar var. Bakıyoruz işte şirketlerimizin döviz varlıkları 119 milyar dolar, yükümlülükleri ise 338 milyar dolar. Yani arada 217-218 milyar dolarlık bir açığımız var. Bunun yarattığı bir sıkıntı var. Bankaların sendikasyonlarını sürdürmesi gerekiyor. Bunun yarattığı bir sıkıntı var. Yani dün rezerv opsiyon mekanizmasını 45'ten 40'a çekmesi de aslında bir parça Merkez Bankası'nın el rahatlatma çabasıydı bankaları. Orada iki farklı görüş var. Merkezin bu romlarla oynaması, VK'larla evet. oynaması tarafında. O acaba işte ne bileyim bir sendikasyon kredisi ödenecektir de piyasadan gerçekten para bulması gerekiyordur bir bankanın. Tabii. Diyelim. Tabii. Dolayısıyla likiditeye yönelik yani bu dövizin yükselişine yönelik bir hareketmiş gibi ben de algılamadım. Müdahale gibi değil. Bunu daha çok piyasada likidite ihtiyacını gidermek amaçlı olarak işte yüklü kredi ödemesi gibi, paraya ulaşım gibi bir nedenle yaptığını düşünüyorum. Yoksa müdahale edecek olsaydı Merkez Bankası, müdahale sınırlarında görmüş olsaydı ya da bu durumu, ya da kendi alanında varsaysaydı. Ben çünkü merkezin artık bu işi Maliye Bakanlığı'na Dışişleri Bakanlığı'na devrettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla. Yok, o kadar değil ama. Şimdi tam bir likitte de diyemeyiz. Neden? Çünkü rezerv opsiyon mekanizması nedir? Yani bankalar bir takım zorunlu karşılıklar
ayırıyorlar. Hı hı. O zorunlu karşılıkları, yani zor durumlara ilişkin verdikleri krediler vesaire, yaptıkları işlemler zor durumlara ilişkin buradan kullanabilmek için bir ihtiyat bu aslında, bir tedbir. Diyor ki Merkez Bankası, böyle bir araç varken niye kullanmasın ki zaten? Tabii. Ama hani likitte, yani iki iş yapıyor aslında Merkez Bankası orada. İki bence önemli adım. Hiç de öyle müdahale gibi değil ama rahatlatıcı adım. Neden? Bir tanesinde diyor ki sen 45 olan, yani ben de döviz tutma imkanını, 45, %45'ini, bir %100'ün 45'ini dövizde tutabilme imkanı sağlamış. Şimdi diyor ki buradan birazcık indireyim, 40'a çekeyim bunu. Hı hı. İki şey yapmış oluyor. Bir, hemen değil. Bu hemen kullanılabilecek bir şey de değil. Çünkü orada bir zorunlu karşılık. Ama istiyorsan sen buradan dövizi hiç boşuna gidip de iç piyasadan almaya çalışma. Sendikasyonun vardır, ödemen vardır. Sen bunu buradan kullanabilirsin. Dövizi bak buradan kullan. Zorunlu karşılığı TL olarak koy. Çünkü oradan bir likitte çıkmayacak o anlamda piyasaya. Ne olacak? İkinci bir şey daha, Türk lirasını da hafif sıkılaştırıyor. Yani çünkü Türk lirasını azıcık çekmiş oluyor. Böylelikle piyasaya hem dolar bakımından bir rahatlama, piyasaya girip de bankaların dolar alması yerine 2.2 milyarlık bir onlara bir rahatlama, hareket alanı sağlıyor. Hem de Türk lirasını bu zorunlu karşılıkların 40'a çekerek döviz kısmını, Türk lirası kısmını biraz arttırarak bir parça da Türk lirasını da piyasadan almış oluyor. Böylelikle onun da dövize yönlenmesini belki bir parça önlemiş oluyor diyelim, bir tedbir olarak. Yoksa bu bir müdahale sayılmaz. Dün Dünya Gazetesi'nin sür manşetinden aktarmıştım. %43 Borsa İstanbul iskontolu diye. Evet, doğru. %44-45 iskontolarda geldi galiba. İzleyicimiz soruyor, sizce kar satışlarının vakti geldi mi diye. Ben bu kar satışlarının vakti. Evet. Biraz o zaman bir beklemek lazım. Bir kar etsin borsa da ondan sonra kar satışına gitsin. Belki aşağıdan almanın vakti gelmiş olabilir. Aşağıdan almanın vakti gelmiş olabilir. İskontodan kasıt o zaten. Hani şimdi şu anda bütün yatırımcıların çok dikkatli hareket etmesi gereken bir dönem. Yani iyi izlemesi lazım. Yani her zaman ya şöyle düşünüyorum ben. Ya Türkiye bu tür türbülanslar artacak. Daha önce de aslında biraz konuştuk. Evet. Ya dünya bir türbülanslı döneme girdi. Ben öyle Amerika'nın da bu sadece bir Trump cilvesi, bir Amerikan seçim sisteminin cilvesi olduğunu düşünmüyorum. Amerika bir model değişikliğine, bir yöntem değişikliğine, bir tür paradigma değişikliğine gitti. Şuna yani, katılır mısınız? Evet. 1929 o petrol şokları, büyük buhrandan itibaren aslında dünyayı sarsan, dünyayı etkileyecek düzeyde olan ve her 7 yılda bir gelen, istatistik olarak söylüyorum bunu, her 7 yılda bir gelen bir yokluk dönemi. Yokluk dönemi. Mısır'dan beri şey edilir bunu. Diyeceğim, bir gerginlik zamanı evet. diyeceğim ama tüm dünyayı etkileyen, yani ülkelere özel olmayan, tüm dünyayı etkileyen, birçoğuna da işte hepimizin yetiştiği bir süreç. Çünkü her 7 yılda bir gerçekleşen bir şeyden bahsediyorum. Ben ondan da biraz daha farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir konjonktürel bir değişim olduğunu düşünmüyorum bunun. Yani bir dönemsel, bir çevrimsel değişim olduğunu da düşünmüyorum. Reagan'dan bu yana Amerikan dış politikasının temel dinamiği küreselleşmeydi. Hı hı. İlk defa biz şimdi Trump'la orada beraber küreselleşmenin bir güvenlik problemi olduğunu görmeye başladık. 18 Aralık'ta korumacılığa geçiyor. Bir korumacılığa geçiyor. Çok taraflılık geride kalıyor. Tek taraflılık ön plana çıkıyor. Bu arada Amerika bunu yaparken ki, Çin serbestleşiyor. Çin ve Almanya orada yeni bir eksen oluşturmaya başladılar. Ona da çok dikkat etmemiz lazım. O da önemli bir trend. Dünyada yeni güçlerin ortaya çıkmaya başladığı bir dönem. Bu yeni güçlerin ortaya çıkması hegemon gücün, yani Amerika'nın bir kendisini bir telaşa sevk ettiğini, bir güvensizliğe, geleceğe daha karamsar bakışa ve aman acilen tedbir almalıyım, bu alemin kralı benim, sakın bunda bir hata olmasın telaşı içinde olduğunu ve bütün bu hamleleri de bu nedenle yaptığını düşünüyorum. Yani Amerika'nın politikalarında temel bir değişiklik var. Yani Çin çalıyor bağırmalarının, haykırışlarının
Trump'ın veyahut da Amerika'daki başka yetkililer de yapıyor, sadece Trump'ta değil. Ya da işte mesela Almanya ile uğraşmanın, Almanya'nın o 225 milyar euroluk açığı, fazlası, ticaret fazlası, o da Amerika'nın gözüne çok fena batıyor. Şimdi 5 dakikamız kaldı. O 5 dakikanın içerisinde soruları sıkıştırayım. Genç arkadaşlarımıza her zaman daha pozitif ayrımcılık yapıyorum. Amerika ile Türkiye'nin çekişmesi acaba benim gibi Amerika'ya üniversite okumaya gidecekleri etkiler mi? Yani valla umarım etkilemez. Yani çok bunlara da şey yapmamak lazım, takılmamak lazım fazla. Gençler nasıl geleceklerini kurmaları gerektiğini düşünüyorlarsa o yolları sonuna kadar zorlasınlar. Bunların böyle artık böyle sürekli düşmanlıklar, sürekli dostluklar diye bir dönem yok. Bu müttefiklikler... Duruma göre şekillenmeler evet, diye, nabza göre şerbetler var. Aynen öyle. Çok bunları göreceğiz. Kartların sık sık bozulup dağıtıldığını, taşların tekrar tekrar yerinden oynadığını göreceğiz. Çünkü bu bir, nasıl diyelim, bir dönem, bir faz değişikliği bu. Bu faz değişikliğinin getirdiği çeşitli sancıları yaşıyor olacağız. Önemli olan burada dik durabilmek. Batı'nın uydusu olmadan Türkiye dünyanın yörüngesinde kalmayı bu uğraşına, bu çabasına devam edecek görünüyor. Ben Amerika ile ilişkilerin de bir zaman içerisinde tekrar restore edilebileceğini de düşünüyorum. Yani bu böyle bakmak gerekiyor dünyaya. Artık Amerika bizim düşmanımız ya da Amerika Türkiye'yi düşman ilan etti diye bakmamak gerekiyor. Zaten öyle de bir durum yok ama ciddi çekişmeler yaşayacağız. Yaşıyoruz da. Devalüasyon ne zaman olur ya da oldu da resmi olarak ne zaman açıklanır diye sormuşlar. Öyle bir dönem arkadaşlar, kalmadı ki. Yani devalüasyon kelime anlamıyla en azından bilelim. Devletin döviz kurlarına bile isteye daha diğer para birimleri karşısında kendi değerini, kendisini düşürmesidir. Dolayısıyla devalüasyon oldu mu sorusuna hayır olmadı diye cevap veriyoruz. Ama evet, TL fiilen, değer kaybetti mi? Kaybetti. Kaybetti. Ama nedir? Şu anda Türk lirasının değeri çok daha yeni açıklandı değil mi? Hı hı. Döviz efektif kuru açıklandı. 76 oran, 76 dolar bazında. Şimdi bu neyi gösteriyor? Reel efektif kur nedir? Bizim ticaret yaptığımız 30 kadar ülkeyle para birimlerimiz enflasyon dışarı çıkarıldıktan sonra yapılan hesaplamayla acaba durumumuz nerede? Biz onların para birimlerine göre değerli miyiz yoksa değeri düşük mü? Şu anda en düşük seviyede. Hani aynen o 2001'de o krizde biz 600'lerden 600 liralardan 1800 lira 1700'lerin üstüne çıkmıştık ya iki gün içerisinde. O seviyeye geldi. Hani buna devalüasyon da diyebilirsiniz, değil de diyebilirsiniz. Ama artık zaten serbest piyasa, yani dalgalı kur piyasası içerisinde olduğumuz için rejimin zaten devalüasyondan bahsetmek. Böyle bir şeyden bahsetmek mümkün değil ama Türk lirası değer kaybetti. Şimdi ağırlık olarak işte dolar kaç olur? Buralardan bozmak mantıklı mı? Doların 2 lira seviyelerine yeniden düşmesi artık hayal ötesi mi? İşte OVP mali reformlar açıklanınca piyasa beklentisi sağlanırsa dolar düşer yorumu var. Bu yoruma çok katılıyorum. Eylül ortasında yanılmıyorsam orta vadeli program adı değişecek ama orta vadeli program bildiğimiz Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak öyle açıklamıştı. Şimdi orada ama Sayın Cumhurbaşkanı bu 100 günlük eylem programını açıklarken onun biraz daha erkene çekileceğini, Ağustos sonunda olacağını ifade etti. Ağustos sonu, Eylül başı sonuç itibariyle evet, evet. Ama yakın bir zamanda göreceğiz en azından. Geç kalmak eğer maliyetleri artıracaksa ve hazırsak yapmakta da fayda açıklansın, var. Açıklansın, bitsin, evet. Gitsin bu iş. Orada işte yapısal reformlar eğer olursa, IMF'li bir stand-by'dan bahsediliyor. Şimdi IMF'li stand-by anlaşması benim çocukluğumda gördüğüm IMF stand-by anlaşmaları gibi herhalde olmayacaktır. Çünkü oradan gelecek olan işte IMF'nin Türkiye'nin neler yapmasını söyleyeceği, işte şunu yap, bunu yap gibi bir durum anladığım kadarıyla ortada yok zaten. Şimdi, bu stand-by anlaşması diğer kredi kuruluşlarına güven verme amaçlı olarak belki yapılabilir gibi okudum ben buradaki metni. Siz ne diyorsunuz? Şimdi ben IMF ile bir standby anlaşmasına gidileceğini hiç düşünmüyorum. Ayrıca ne gerek var değil mi? Şimdi bir,
Onun ötesinde ne IMF'nin örgütlenmesi buna uygun, ne Türkiye'nin şu andaki sorunlarının yapısı IMF ile çözülebilecek gibi. Yani IMF Arjantin'e gitti, orada da çok fazla bir başarı da kazanamadı ki, farklı. İki ülkenin durumu farklı. IMF'nin başarı kazandı herhangi bir ülke hatırlıyor musunuz? Türkiye. Türkiye haricinde diyorum. Türkiye haricinde pek yok. Örneği yok. Yok. Hayır. Polonya ile bir ara bir düzenli bir ilişkiler oldu ama IMF'nin zaten hatırlayacaksınız ya da siz hatırlamayacaksınız. Ben iyi hatırlayacağım. İnşallah hatırlamam. Çok defa IMF Türkiye'yi başarı örneği olarak göstermiştir programları için. Ama neden bunu söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Şimdi Türkiye'nin sorunu başka bir yerde. Biz 2001'de bu güçlü ekonomiye geçiş programı ile beraber IMF programını, bir önden yüklemeli programı başlattığımızda ve epey de devam da ettirdik onu. O da bir başarı programıdır. Çünkü Türkiye'yi o sıkıntılardan çıkarttı. Yani ciddi şekilde çıkarttı. Ne oldu? O sırada kamunun borcu vardı. Şu anda ise özel sektörün borcu var. Bu bizim denemediğimiz bir şey, görmediğimiz bir şey. IMF açısından da böyle bir yapı yok. IMF'nin içinde böyle bir yapı yok. IMF ne yapacak? Özel sektörün borçlarını düzenlemek üzere onlarla ilişkiye mi geçecek, temasa mı geçecek? Yani bu ancak bambaşka koşullar altında olabilecek bir şey. Şu anda da hiç kimsenin buna niyeti olduğunu düşünmüyorum. IMF'nin de böyle bir niyeti olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de de yok. Türkiye'nin de yok. Çok teşekkür zaten. Ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için. Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ ile birlikteydik. Piyasaya ilişkin notları, ayrıntıları birlikte değerlendirdik. Bir kısa ara vereceğiz. Aranın ardından parametreyi son rakamlarla kapatmak üzere. Burada bekliyorum sizi. Parametreyi kapatma vakti geldi. 94.174'ten Borsa İstanbul'u açacağız. 5.23.99'dayız. Dolar TL tarafına baktığımızda 6.06.80'i görüyoruz. Euro TL cephesinde yeniden görüşünceye dek. Hoşçakalın.